İyilik yapmak istedi ama kötülük buldu. Gazi Osman Paşa'da zor durumda olduğunu söyleyen kadına yardım etmek isteyen bir adam tüm parasını çaldırdı. Şeref Kamat artık hayatında yeni bir sayfa açtı. Bir daha kimseye yardım etmeme kararı aldı. Çocuğum aşağıda diyor, ateşler içinde diyor. Bir bayılma numarası yapıyor, ben bunun diyeyim. Böyle yapıyor, üzerinden geçiyor. İnsana öyle bir gaflet zamanı geliyor ki kimsenin ne yapacağını bilemiyorsun. Ne söylediyse inandı, yardım etmek isterken tüm parasını kaptırdı. Hem şaşkın hem de isyandaydı. El çubukluydu. Nasıl yaptın, nasıl etti hala anlamış değilim. Beni bir manyak yerine de koydum. İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşayan Şeref Kamat, 14 Ekim'de başına geleceklerden habersiz evinden çıkmıştı. Şeref Kamat yolda yürürken karşısından gelen bir kadın önce saati sordu. Ardından da çocuğunun hasta olduğunu söyledi. Aman abi de bana çok yardım eder misin diyor. Aşağıda çocuğum var diyor. Kocam da evde yok diyor. Aşağıda oturuyorum diyor. Şeref Bey ise başına geleceklerden habersiz kadının peşinden gitti. Takip etti ama ortada ne bir ev ne de ateşli hasta bir çocuk vardı. Bakıyorum ki böyle bir kapı yok. Şeref Bey durumdan şüphelenince karşısındaki kadın iddiaya göre bayılma numarası yaptı. Ancak ne olduysa ondan sonra oldu. Kadın iddiaya göre Şeref Bey'in cebindeki 4500 lira parayı aldı. Beni kandırmaya mı çalışıyorsun, amacın ne deyince kişi bayılır numarası gibi yapıyor. Elini üzerime çekerek şöyle şurada cüzdanım vardı. O cüzdanı alan kadın caddeye çıkıp uzaklaştı. Talihsiz adamsa başına geleni minibüste anladı. Banka kartlarım vardı, metro bine kartlarım da vardı. Onu da yeni doldurmuştum. Her şey gitti. Ama ben kaldım yalnız. Beni de iyi çalmadı yani. Tek isteği o dolandırıcının yakalanması. Sütte ağzın yağının yoğurdu yüklere gelmiş. Eski niyetim kalmadı artık.